Dedi şu Ağır abileri bir arayayım da dedi. Gelsinler dedi. Onlar hazır. Bak o Ağır abilere bunlar demek ki sizin ilk konserinizden sonra ilgilerini çekiyor. Size geliyorlar. Bunlar o ara şey kurmuşlar. Reklam ajansı kurmuşlar. Aha. Cem Ajans diye. Hı. Ve İbrahim Tatlıses'i şey yapıyorlar. Parlatıyorlar o ajanslar. Cem Ajans da bayağı ünlü bir ajans. İşte bunların elindeyim şu dönem. Artık nasıl aldılarsa bilmiyorum. Yani bunlar öyle kumar oynatırlar. Adamın altından şeyini alırlar yani. Gözümüzle şahit olduk. Kim bunlar? Kafasına dayar böyle şeyi, silahı. Orada senedi imzalatıverir. Kimler bunlar? İsim mi istiyorsun? İsim almıyorum. Şimdi ne gereği var? Bilmiyorum. Gerçek istiyorsan. Hala şey mi ki? Aktifler mi yani? Tabii canım yani. Kötü bir şey demiyoruz ki. Yani. Ajans kurmuşlar. Ya Dündar Kılıç'ın damadı. Alaaddin. Alaaddin değil. Büyük kızının şeyi Uğur. Büyük kızının kocası. Sizi konserleriniz her şeyinizi biz düzenleyeceğiz. Adamlar ne diyor ya? Eğer diyor bak diyor okulda diyor okuyoruz diyor hocalar size yamuk yapıyorsa diyor bize haber ver diyor biz onun diyor ayaklarını kırarız diyor. Gökhan Hocam yalnız bence iyi bir teklif. Neden? Frank Sinatra'nın arkasında mafya vardı. Öyle. Tamam. Yani benim de aklıma o zaman o geldi. Ulan dedim şimdi Frank Sinatra'nın bile arkasında şey ailesi var. Ağır abiler var. Ondan sonra Halil de dedi ki ya dedi bir de dedi. Ha şimdi bu, o arada bir de ondan önce şey var. Bu Adil denen vatandaş dolandırıcı, üçkağıtçı olan. Şimdi biz habire hesap soruyoruz herife. Herif başa baş geldi kaçıyor. Ondan sonra... Moda konseri, şey Fitaş konseri paralarını size ödemedi mi? Yok ödemedi, hiçbir şey ödemedi. Ya diyoruz tamam başa baş geldiyse oraya biz sermaye koyduk 17.500 lira. O parayı çıkar getir de yeni konser yapalım diyoruz tamam mı? Yok abi diyor gitti hepsi diyor işte diyor şöyleydi böyleydi diyor. Ona harcadım buna harcadım ama ortada hiçbir... O konserden sonra mı yollarınız ayrıldı? Adam kendine sonra... ev yapmıştır o konserden. Ya sen ne diyorsun? Bütün paraları kızla yemiş. Evde yapmamış yani. Ya, ay gerizekalı. Ya. Sağ mı bilmiyorum ama. Sağ. O zaman gerizekalı lafını geri aldım. Sıkıştırdıkça bu çıktı ortaya. Ondan sonra nalet olsun dedik. Adam ne? Adamın ciğerini mi sökeceksin? Ne yapacaksın yani? Gitti. Biz de düşünüyoruz şimdi bir daha konser ağzı tadımız damağımızda kaldı tabii. Yani şimdi yapalım istiyoruz bir şeyler. Yok. Şimdi bir de para nereden şimdi o kadar para toplayacağız yani. 17.500 lirayı halletmişiz. Biz o konserin tüm şeylerini. Davul kirası bilmem nesi dahil yani. Hepsi. Bütün masrafı o. Şimdi ne yapacağız? Bunlar çıktı dediler. Önümüze. Halil dedi ki ya dedi para da yok şimdi dedi. Girelim anasını satayım dedi. Koşur. Çalarız dedi. İşte dedi bunlar da bırakmazsa falan. Ya dedi nasıl o zamana kadar dedi. Ooo falan dedi. Tamam. Ondan sonra girelim dedi. Ha biz de girdik. Öyle aramızda kontrat hiçbir şey yok ha sözle. Hı hı. Delikanlı. Sonra... Delikanlı sözü. Ya öyle onlarda söz çünkü şey senet yerine geçiyor.
Her şey sözle onlarda. Hiç öyle imza imza falan yok ya. Anca öyle başkası olursa falan onlara yaptırtıyorlar tabii öyle. Tamam dedi, biz şimdi dedi ne yapalım ne yapalım. Kumburgaz'da konser verelim dedi. Bu bir tanesi onlardan. Ya şimdi Kumburgaz'da dedik yazlık falan olur mu falan. Ona olur olur dedi. Bayramda yapalım hem de dedi. Ağustos ayına geliyor o zaman da Ramazan bayramı. Kumburgaz'da ikinci konserden önce. İkinci konser. 5 Eylül. Yani ben... Bizim ikinci konser Ankara şeyde Kumburgaz Ankara sinemasında. He. Yani o 5 Eylül'de konser 3. 4. konser oluyor. Arada var yani. Arada bir şeyler var da yani onu biz tabii bilmiyoruz. Ondan sonra orada hiç bize sormadan sinemayı 2 günlüğüne kapatmışlar. Tamam mı? Ankara sineması bak. Açık hava sineması. Geldi bu. Ondan sonra Selami de böyle coşmuş. Gruptan ayrıldım falan diye bunalıma girmiş. Demiş o Gökhan'ın ağzını burnunu kıracağım. Ondan sonra böyle böyle işte şey yaptı. Beni dışarıda bıraktı. Kendi dedi ben çıkıyorum dedi. Bir de küfür etti arkamızdan. Ondan sonra aklı başına gelince birden şey yapmış. Bu sefer de o yola girmiş. Bu geldi. O sırada da orada şeyler var. Uğur falan var, tamam mı? Yanında da bodyguardları falan var. 4 kişiler. Arabadan bir iniyorlar böyle. Hepsi aynı anda şak diye falan böyle. Ondan sonra kapıyı açıyorlar falan. Ondan sonra bu şimdi bizle kavgaya geldi. Onları görünce tırsmış. Ondan sonra neyse bu çekti gitti. Ondan sonra hadi çalın falan dedi şey. İşte Uğur. Ondan sonra başladık çalmaya. Ondan sonra 1, 2, 3 işte Ercan'ın parçasından çaldık falan. Ya tamam ya dedi, güzel dedi. Yalnız dedi, hocam dedi şurada dedi bir yavaş bir parça çaldınız yani dedi. Onu bir daha çalsana dedi. Hangisi dedik, işte söylüyor o mu bu mu falan. Yok diyor. Şöyle diyor hani böyle diyor. Rit 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 giriyor falan diyor. Tam böyle yavaş diyor. Blues mu dedik. Herhalde dedi. Ne çal bakayım falan. Bir çaldı. Ha budu bu dedi. Çaldık. Bir daha çal, bir daha. Bir daha çal, bir daha. 5 kere çalmışız üst üste. Mafyaya bak ya, blues hayranı çıktı. Ya blues hayranı çıktı adamlar. Ya diyor bunu diyor plak yapsan diyor. Ne satar ama diyor. Öteki de diyor ki sen beğendin diyor, satacak mı zannediyorsun diyor. Almazsan millet diyor. Ne demek almaz lan diyor. Kafasına silah dayarım ve satarım diyor. Sıkıyorsa almasın diyor. Bunlar mest oldular gittiler abi. Tamam dedi. Ertesi gün bir telefon etti. Ben dedi Ankara sinemasını ayarladım dedi. İşte bayramın birinci, ikinci günü dedi. 2 gün üst üste çalacaksınız orada. Hayda. O arada solist yok bizde. Ercan söylüyor, Halil söylüyor. Nermin şimdi bas gitarcı o da. Nermin'in de sesi iyidir. Ondan sonra güzel vokal falan yapar. Ya dedi ki hocam gel seni solist yapalım. Ondan sonra olmaz ya falan diyor. O da böyle ooo falan. Ondan sonra çok itiraz ediyor. Ya benden solist molist olmaz diyor. Ya olur da olmazdı. Zorla solist yaptık. Söylüyor da iyi falan. Levent Baki'den Emin Ol daha iyi söylüyordu. Emin Ol daha iyi söylüyor. Neden? Çünkü müzik şeyi var adamda. Enstrüman çalan adam. Yani şeyleri daha iyi biliyor müzik kurallarını. Solisti de bulduk dedik. Ondan sonra hazırız. Neyse o konser oldu. Konserden önce onun da teyzesinin yazlığı varmış Levent Baki'nin. Kumburgaz'da konser salonuna pat Levent Baki damladı. Bela. Seyirci kazanınız peki? Ben de, çok az. Yani yazlık yerde zaten bir de bayram falan. Yani aslında olmayacak iş. Hani biz de olmaz diyemedik. Tamam mı? Adamlara. Patronlara. Patronlara oldu yani. Ama işte öyle kaç 150 kişi mi 200 kişi mi ne geldi o kadar yani. İyiymiş gene. O kadar. Ama iki kişi de. Birinde 60 kişi. İkinci gün. İlk günü de 120 kişi mi ne öyle bir şey. Mafya niye bu kadar az kişi geldi lan deyip silah dayamaz mı? Aralarında konuşuyorlar. Kaç bilet satıldı falan diye şimdi Uğur. İşte az satıldı ya şu kadar bu kadar. Ondan sonra olmazsa diyor. Ondan sonra diyor hepsini diyor dürzüleri kovalarım diyor. Ondan sonra oturur biz kendimiz seyrederiz diyor. Bize çalarsınız diyor. Ondan sonra kafam bozmasınlar diyor. We'll be right back.
geldi Levent oraya. Levent Baki geldi. Şimdi o habire kulis yapıyor. Gruba ben geleyim diye. Ondan sonra şimdi şeyde böyle uyuz oldu ona Nermi'de. Ondan sonra ulan diyor. Ben de ama şeyden yana ağırlığımı koydum. Nermi'den yana koydum. Hem daha iyi söylüyor. Hem de bir yandan da o da toprak yani. Rus çukludur o da. Ondan sonra ondan yana ben de ağırlık koydum. Halil illaki ya gelsin diyor. Ercan da Nermi'den yana şey koydu. Olmadı. Ama bu hiç umudu kesmedi. Sürekli ısrar ediyor. Abi şu fotoğraf. O fotoğraf 6 Eylül konserinden önce. Ha. Sultanahmet'te. Peki berabersiniz ama sahneye çıkmadık. Şimdi şöyle. Gelecek mi oraya? Şimdi bu konser sonunda neyse. Nermi dedi ki ya tamam madem istiyorsun dedi ben yokum dedi. Zaten dedi, adamı zorla solist yaptı. Solist değil ki adam. Ondan sonra ben yokum dedi. Alın işte dedi bu söylesin ne yaparsa yapsın dedi. Şimdi böyle olunca Halil de onu istiyordu. İyi oldu falan gelmel falan dedik. Yalnız dedik işte cuma günü prova var provaya gel. Halil dedi ki ben dedi... Şimdi bu ne zaman oluyor abi? Ağustos mu? Ağustos ayı ya. Ağustos'un işte aşağı yukarı 7-8'iydi Kumburgaz konseri. Ondan 10 gün sonra falan. Yani 17-18 falan Ağustos. Yani şeye 5 Eylül konserine 20 gün... 20 gün falan 3 var. 3 hafta falan yani kalan. O kadar. Çünkü... İkinci Fitaş konserine. He, dönüşte zarar etti bu şey ağır abiler Kumburgaz'da. Ben... Bizde de bu zararı çıkartmamız lazım. Hemen konser yapalım dedi. İyi yapalım dedik. Bu sefer İstanbul'da yapalım. E tamam. Fitaş'ta yapalım gene dedi. Tamam dedik. Tamam dedi. İki gün tutuyorum. İki gün değil de iki şey. Matire suare. Yani öğleden sonra bütün tüm zamanları tutuyor. Yani saat 10'a kadar bizim. Tutuyorum dedi. Neyse iyi dedik falan. Tamam. Tarih belli. Ondan sonra şimdi Levent Prova'ya geldi. Halil de o arada şey bütünleme imtihanları var akademide. O imtihanlara hazırlanıyor. Ben dedi bir hafta gelmeyeceğim dedi. Belki dedi 10 gün de olur dedi. Ercan'la siz ikiniz şey yapın dedi. İşte çalıştırın dedi Levent'i. Parçaları öğrensin dedi. O zaman kayıt mayıt da yok. Biz çalacağız, o söyleyecek. Ondan sonra şimdi Levent geldi, dedi, burada dedi ses tesisatı yok dedi. E belki solist garibim şeyle söylüyordu, mikrofonsuz söylüyordu. Öğren adamın sesi çıkıyordu yani o düşün 100 wattlık amfiler, davul mavul. Nermi'den mi bahsediyorsun? He? Nermi'den mi bahsediyorsun? Yok Nermi'den önce Gürdal'dan. O öyle söylüyordu, duyuluyordu sesi. Adamda ne ses var yani. Gittik dedik ki şeye Ağar abilere tesisat kiralamak istiyoruz. O tesisat istiyor. İyi dedi. Nereden kiralanıyor söyleyin gidip alalım dedi. Şimdi gittik. Onlar bilmiyor tabii. Nereden bilsin? Yani. Gittik tesisatçıya. Batılılar diye bir yer vardı. Ondan sonra işte şey bize 10 günlük veren 15 günlük bir tesisat lazım. İşte şöyle böyle. İyi dedi. İşte yok kimliğinizi verin. Bilmem yarısını peşin verin. Yok bilmem ne yapayım. Bizi böyle çocuk gördü tabii. Ondan sonra adam istiyor da istiyor. Bu bir girerdi. Ne oluyor dedi. Ne istemiyor dedi. Ondan sonra niye vermiyor olmadı hala dedi. Bekliyorum dışarıda dedi. Alın tesisatı gelin hadi dedi. Ondan sonra ya dedik amca şey istiyor. Kimlik istiyor. Ya başlarım şimdi senin dedi kimliğinden bilmem neden. Veriyor mu vermiyor. Vereceğim mi lan dedi. Tamam mı? Herif de böyle... Şu makina gözüküyor. O ondan sonra. Tabii hemen böyle hemen falan ondan sonra. Bu hemen verdi tesisatı. Aldık gittik. Ondan sonra. Param falan bizde paran kalmaz diyor. Ondan sonra. Ama hakikaten yani şak veriyorlar. Para mara şey değil yani sorun sıkıntı değil. Sıkıntı yok. He. Ondan sonra. Mafya olmak bunu gerektirir. Yani. Neyse. Prova'da şimdi kurduk tesisatı. Gitar Ercan taktı gitarı, amfiye taktı. Kısık böyle iyice radyo gibi çalıyoruz ki şey yapsın. Yani net duysun diye. Ben de bası taktım. Davul yok. Ondan sonra şey mikrofonda Levent Baki, gitarda Ercan, bir de ben.
Ondan sonra şimdi benim parçalardan başlayalım dedi. Ondan sonra daha iyi falan Ercan. Hı-hı. Hani bana söz vermiştin. Hani bana söz vermiştin, hani beni sevecektin, nerede kaldı o tatlı sözleri? O çocuk mu? Ercan hem çalıyor hem söylüyor. Sözler yazılı, Levent Bakir'in elinde. Ercan tabi ezbere biliyor, ona gerek yok. Şimdi de birinci kupleden başlayalım. Hani bana söz vermiştin falan diyor. Şimdi Ercan ondan sonra şimdi bu ünü diyor sen diyor şey ya. Levent Bakir abi aldı böyle. Hani bana söz vermiştin. Hani bana gelecektin. Nerede kaldı o tatlı sözlerin? Şiir okuyor sanki. Ercan da şimdi... Dalga mı geçiyor yani? Yani bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Ercan da şeydir yani, sinirlidir. Yani, tahammül evet, etmez evet. Yani. Evet. Subhanallah falan diyor. Ondan sonra... Neyse, yok olmadı falan dedi. Şimdi bir daha bak böyle kardeşim diyor. Hani bana söz vermiştin. Hani bana gelecektin. Böyle söyleyeceksin. Böyle. Sen dedi, düm söylüyorsun dedi. Konuşur gibi. Olmaz ki dedi. Melodiyi vereceksin yani dedi. Ondan sonra hadi şimdi böyle 1-2-3 falan girdik. Ondan sonra bu gene hani bana söz vermiştin falan böyle. Ondan sonra 2-3-4 Niye kendine bir tarz mı yapıyor? Yok ya. Konuşur gibi bir tarz da değil. Yani tarz olsa onu anlarız zaten. Yani müzisyeniz de Allah'a şükür de. Yani sanki dalga geçiyor yani. Ercan da sinirlendi. Kapattı. Ben dedi başlarım dedi. Çağdan ondan sonra senden mi uğraşacağız be dedi. Ondan sonra ben dedi bunu dedi ilkokul çocuğuna dedi göstersem dedi. O dedi kapmıştı şimdiye kadar dedi. Senden aga dedi bir bok olmaz dedi. Benden oo. Bu kadar dedi. Böyle vurdu bir de. Oo, ağır konuşmuş. Ondan sonra sen de solist monist olmaz senden dedi. Ondan sonra şimdi o da böyle diyor, diyor ben diyor Cem Karaca söylüyorum diyor. Benden burası da diyor egzotik ben diyor. Burada da diyor hani bana söz vermiştin söylenir diyor. Tamam mı? Cem Karaca diyor Cem Karaca da kaldı diyor. Tamam mı? Git o zaman onu da söyle diyor. Yani bu o şey dönemi mi? Prova dönemi. Provadan mi? Önceki gün bu. Bugün ertesi günü önce. Prova oldu. Bak şunu bir daha şöyle. Daha önce Deniz abinin şeyini gösterdik bilmiyorum da Sultanahmet, Levent Baki, Halil abi, Ercan abi, Gökhan abi, Nejat abi de var burada. Nejat da var tabii. O bu da arkadaşı şeyde, kimin arkadaşı? Umurgaz'dan sonra o Levent'in arkadaşı. Ha, Levent Ankara'dan bir arkadaşı. Ankara'dan arkadaşı. Demek ki bu o bahsettiğin için bahsettiği provadan bir gün önce. Peki şey Nejat abi? Nejat gruba girdi o arada. Şeyle birlikte. Levent'le birlikte o da girdi gruba. Zaten gelmek istiyordu ya. Aha. Ben dedi Barış'la falan tamamen kopardım dedi şeyi dedi. Bir de dedi bana dedi tazminat davası açtı dedi. Para alacak verecek verirse bir daha dedi hayatta onunla iş yapmam çalışmam dedi. Barış Manço'yla mı? Barış Manço'yla ondan sonra. O da geldi. Şimdi grup oldu 6 kişi. İşte bu provalara başladık ama ertesi günü bir daha geldi. Gene aynı şey. Üçüncü gün gene aynı şey. Ben de Halil'i aradım. Ya dedim bu adam geliyor böyle böyle yapıyor dedim. Haberin olsun dedim. Yani ne yapacağız dedim. Ercan abi orada fıttırıyor. Ya fıttırıyor dedim. Yani gırtlaklayacak bir gün dedim. Tamam mı? Ondan sonra ya tamam siz idare edin dedi. Ben dedi şimdi bir iki gün sonra geliyorum dedi. Siz idare edin diyor o da. Ya idare edilecek bir şey yok ki. Olmayacağı besbelli. Yani aynı şeyi dilden konuşmuyoruz. Aynı dili konuşmuyoruz. Tamam biz rock and roll konuşuyoruz. Şey konu o işte yok Dadaşlar bilmem ne yok Kavimhan bilmem ne. Ercan dedi aga dedi. Ben dedi Dadaşlar'da dedi bilmem kaç sene çaldım dedi. Sen biliyor musun benim dedi eski şeyimi dedi. Hakikaten çaldı. Ondan sonra ben dedi yemin ettim ya dedi bir daha dedi onlarla şey Anadolu yapmayayım. Rock. Anadolu Rock'muş bilmem neymiş yapmamaya dedi. Ondan sonra
sen neden bahsediyorsun bana dedi. Vallahi dedim ben de karşıyım dedim. Bizim zaten manifestoda yazıyor kuruluş amacımız dedim. Biz onun dışına çıkmayız dedim. Yani evet. Dönmeyiz o laftan. Ben evet. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. İşte yok şöyleydi böyle işte böyle aç kalırsınız da bile kalırsak kalır dedim. Sanırım belki biraz daha tırnak içinde büyük oynamaya mı çalışıyor? Hani Türk halkı bunları seviyor kafası mı? Türk sizce? Halkı bunları seviyor ve kendine bizi eşlik grubu yapmak istiyor. Yani Ersen Vedalaşlar gibi. Biz Levent Baki ve Egzotik Band. Kendini daha büyük görüyor. Ha büyük görüyor. Ve de aynı dili konuşmuyoruz yani. Deniz İzgi ile yaptığınız röportajda ama mesela o Levent Baki'nin çok iyi bir solist olduğunu söylüyor. Şimdi şöyle, çok acayip bir adam. Levent Cem Karaca'dan skor muazzam söylüyor. Ama sen bir beste getir söyleyemeyiz. İşçisin sen işçi kal, giyledi tohumları. İşçisin sen işçi kal, giyledi tohumları. Taklit yapabiliyor demek. Taklit yapabiliyor. Yani ona bir yorum katamıyor getirdiğin besteye. Sadece taklit. Cem Karaca böyle söyledi. Noktası virgülü şeyine kadar aynı. Birebir aynı ama. Ses tonundan şeyine kadar. Çok ilginçti. Yansına kadar. Değil mi? Şimdi şöyle yani Deniz abinin yaptığı işte o yazdığı yazı hani putları yıkıyor. Yani yıkılıyor diye. Değil mi? Putlar da işte kimdi? İşte orada da zaten şurada. Ajda Pekkan. Şuradaki köşedeki. Yok. Popstarlar. He, popstarlar yani. Putlar olduğu gibi kaldı demek kaldı. Ki. Yani zaten putlar dediğimizde çok büyük sanatçılar. Yani tabii yani. Özdemir abi falan bir tanedir ya yani. Çok iyi. Başmanço. Sonra gene Deniz abim geçen sefer şu gene Gong'tan şu yazı. Deniz abi şeyi Levent Baki'yi göstereceğim. Levent Baki'yi bayağı destekliyordu. Fakat sonra hala destekti. He? Hala destekliyor. Fakat sonradan o da fark etti işte. Senin demin dediğin yani putları yıkan adam put olmak istiyor. Yani kendisini öne çıkartarak sizi bir eşlik grubu haline getirip Anadolu Rock. Anadolu Rock söylemek istediğini zaten bu hareketleriyle demek ki beyan etmiş oldu. Bir nevi ticari baktığını söylüyor. Evet ve konser öncesi yani konsere az bir zaman kalmışken 5 Eylül'de ikinci konser. Fitaş ikinci konseri. Sonra işte 2 gün sonra Halil geldi. Bu gene şeyde geliyor şeye provaya bizim bahçede armut yiyor. Orada işte dutlara dalıyor. Ondan sonra şey var orada işte o zaman şeftali falan var. O şeftalileri topluyor falan oradan yiyor falan. Hiç. Çok ilginç ya. Şeye, sen bence o zaman uyuz olmuşsun. Şeftalileri mi yedin? Yani hiç şey yapmıyor. Umurunda değil yani konser varmış, yokmuş. Ondan sonra Halil geldi dedik böyle böyle. Ercan zaten neredeyse şey yani zor tutuyor kendini. Boğazlayacak yani. Ya dedi böyle böyle oldu işte. Ben de aynı Ercan'ı destekledim. Böyle hakikaten öyle dedim. Ondan sonra şimdi Halil de dedi ki iyi dedi bir de ben deneyeyim bakayım dedi. Yok belki senin dilinden anlamıyor dedi. Şimdi o da 2 kere yaptı. Bana böyle dönüyor. Ne bu ya böyle diyor. Bu ne ya böyle diyor. Allah Allah diyor falan. Ama inanamıyor ha. Duyuyor inanamıyor. Ya diyor bir adam bu kadar diyor rezil olur mu ya diyor. Bu kadar da diyor olmaz ya diyor falan. Gördü işte o da. Ondan sonra dedik ki tamam. Konsere de 2 gün var. Ercan dedi benim şarkıları ben söyleyeyim dedi. Senin besteleri de sen söyle dedi. Öyle dedi atlatalım bu konseri dedi. Yoksa dedi zaten çok iyi bir solisti bile getirsen 2 günde bu şeyi çıkartamaz dedi yani. Repertuarı söylenemez. Burada... O zamana kadar hiç basılı albümün üstü falan yok değil mi? Yok. Hiç düşünmediniz mi o mafyayı falan kaldırdı? Şöyle söyledik biz adamlara. Adamlar ya şimdi falan böyle önce bir para kazanalım diyor. Adamlar kumu biraz da gördü 200 kişi. Şey olsun istiyor ama ondan sonraki o işte Fitaş'taki 2 konserde gene fulldü hemen. 2 matira suare. Para kazandırdınız yani abi. Tabii adamlar şeyi
Zararı bir kere tamamen... Siz para gördünüz abi. Biz para görmedik. Siz gene görmediniz. Biz zahmetli şeye kadar, Erol Pekcan'a kadar hiç para görmedik. Erol Pekcan da çok cüzi bir para verdi ama hakkı, yani hakkı dediğim... Anlaşma verildi. Anlaşma demeyeyim de şey, yani iş olmadığı halde para verdi. Hmm. Anladın mı? Yani iş... Öbürleri iş olduğu halde para vermemişler. Salon yıkılıyor, adam hiç yok. Konserden sonra biz tabii o Kumburgaz, Nurmurgaz'ları bilmiyoruz. Çünkü aydınlatılmadı. Şeyde yer almadı o konser. Yok, aslında Kumburgaz konseri biz görmedik veya Hey'de temelde çıktı. He. Hey'de çıktı. Biz fark şeyde ettim. Gong'da çıkmadı da Hey'de çıktı. Şimdi tabii o bir de Şey'de çıktı. Renkli kuşa kağıda baskı yapan bir dergiydi, şimdi ismini unuttum. Magazin dergisi aslında da müzik dergisi değil. Ses. Yani. Ses değil. Ses müzik dergisiydi. Ses hepsinden eskidir zaten. Hey'den de eskidir. Sonra yayın kim yapmaz oldu. Adını unuttum. Böyle şimdi şunu söylemek hayat istiyorum. Hayat Magazin vardı. Yani acaba ne kadar etkilenmişiz ki o ilk konserden, özellikle Levent Bakin işte o Korsancı sahneye çıkmasından falan filan bilmem ne. Ve tabii arada onu tanıtan şeyler var, yazılar var. Deniz abi devam ediyor yani. Gong'da bunları yazmaya. Ve birden ikinci konser ilan çıkıyor işte. Tarihi de 5 Eylül 81 diye. Yani ne oluyor? 4 ay sonra. Mayıs. Hatta o kadar bile değil. Mayıs Eylül. Işte. Evet. Peki bu Gong dergisinde falan bu adam paylatılıyor diye siz gıcık olmuyor musunuz? Yok ya. Bizde çalalım, müzik olsun. Bizim para, pul, hiçbir şey umurumuzda değil. Hiçbir şey umurumuzda. Dergide yazılan falan da çok... Yok, iyi vakit geçirelim. Tamam mı? İşte bak sana çalalım. Orijinal Gong dergisi getirdim bak. Şuydu. Şuydu Gong dergisi. Sayınız oğlu mu? Değil. Ne? O da olur. O. Evet. 25 Ocak 84 sayısı. Şöyle bir dergiydi bu. Bakabilir miyim hocam? İçerisi tabii şey. Yani dışarısı kuşa kağıt, içerisi samur kağıt. Sonra onu bir araya zaten göstereceğim de. Şimdi şuraya getirmeye çalışıyorum. Söyleyeceğimi söyleyeyim. Devam ederiz. Yani ne kadar etkilenmişiz ki o ilk konserde, tekrarlıyorum. İkinci konser haberini alıyoruz Gong dergisinden. İşte o şeye geliyorum, tişörtlere geliyorum. Sana o ilk 2008'de de yaptığımız, Penazin'de yaptığımız seninle röportajda da bunları sana sormuştum. Ben biraz da Bulgaristan'dan da İşte zaten yeni göç etmişiz 78'de. Böyle kalıp yapıyordum, şablon yapıyordu ve ağızla püskürtmeli böyle, onun böyle bir deposu var altında. Evet. Onun şeyini bilmiyorum tam, pulverizatör diyor, Bulgaristan pulverizatör diyorlar. Türkçesini tam hatırlamıyorum ne olduğunu. Öyle şey yapıyorsun yani. Pistole. Püskürtüyorsun boyayı. Pistole diyorlar. Tişörtün burada üzerine koyuyorsun şeyi, şablonu da, ondan sonra diye üfleyerek dağıtıyorsun boyayı. İşte bu tişörtleri Hakan'cığım gene bu işte o ikinci konserden sonra, yani Levent Baki ve Exotic Band'in gerçekleşmediği birlikteliğinden sonraki işte bu hazırladığım tişörtler konserden sonra işte Fitaş'ın önünde çektirdiğimiz fotoğraf, işte burada da gözüktüğü gibi Levent Baki and Exotic Band We Need You diye işte 4 tane 5 tane arkadaş, işte bizim akrabalar falan var.
yaptığım tişörtleri giyerek hani o şekilde hazırlandık konsere. Arka kısımda da Heura yazıyordu. Çok istiyorduk bu birlikteliği. Ama olacak gibi değildi ki. Evet, çok istiyorduk. Tabii biz de soliste ihtiyacımız var. Yani 10 tane solist var da işte onlardan Levent'i istemedik, ötekini aldık diye bir şey yok. Başka adam da yok. İşte, olmadığı halde her türlü riske girip yani şey yaptık. Olacak gibi değil ya. Evet. Yani onu oraya orada var ya, çıkarsaydık Levent Baki ismi bir günde silinirdi. Onu da söyleyeyim. Bak bir günde silinirdi. İddialı o kadar şey. İddialıyım. Evet. Çünkü söyleyemiyor adam. Anladım. Ve tabii ki ne oldu? Biz ona iyilik yaptık yani o konsere çıkartmamakla. Konserde protest ettiniz mi? Herkes bilmiyorlar ki işin içi. İşin içerisinde şimdi tam olayı bilmiyoruz ki biz. Nereden bileceğiz bu tür olayların olduğunu? Bizim için orada gerçekten bir lider şeyinde o Levent abinin o hareketleri o ilk konserdeki falan filan. Yani Exotic Band'ın müziğiyle bunun söylemesi, Levent abinin söylemesi, frontmenlik yapması yani bizim için gerçekten ideal gibi yani ideal bir şeydi. Bunun bu birlikteliği çok istiyorduk. Fakat konsere geldik. Kimse de bir şey söylemiyor yani. Konsere geldik, sahnede Levent Baki yok. Söylenecek şey de yok. Bir gün önce, iki gün öncesinden, bir buçuk gün öncesinden çünkü şey belli oldu onun çıkmayacağı. Hani şeye yapsan dergiler haftada bir çıkıyor. Evet evet. Baskıya evet. Yetişmeyecek. Evet. Yani. Bir de baktık ki şey Levent Baki biz sinema salonundayız. Yani Levent Baki böyle 5-6 sıra arkamızda seyircilerin arasında yani konseri izliyor. Tamam mı? Gelmiş kere abi. Tabii geldi tabii. Ondan sonra şimdi biz bunu fark ettik ama birkaç parça sonra abi şöyle bir fotoğraf var. Şu o konserden mi acaba ya? Şöyle bir fotoğraf yok, var. Değil. Bu artık Seba ile olan. Seba ile olan. Ha. Gene de göstereyim ben Hakan'cığım. Bir bak şöyle. Yakında. Gene Fitaş ama değil mi? Fitaş. Bir dakika. Fitaş'a yani. Dur. Fitaş da. Yok abi bu Seba ile olan değil. Bu işte Halil ile. Bak Halil söylüyor. Halil ile Ercan'ın solistik yaptığı konser. İşte bu ikinci. Seba ile olan o. Bu. Heh. Bu zannedersem büyük bir ihtimalle ikinci konser. İkinci konser. Evet. Çünkü onlar söylüyor. Halil abi bir daha gösterelim bak. Bir de tabii ki ikinci Fitaş konserinde Necat abi de var artık. Var. Burada zaten. Necat Umurgaz'dan Tekdal. Umurgaz'dan sonra var. Necat Tekdal. Ercan abi, Ercan Birol. Gökhan Sefa abi. Sefa Ulaştır. Sefa Ulaştır davulda. Halil abi, Halil Bal. Vokal, gitar ve vokalde. Bu demek ki ikinci hatta Gong'da Deniz abi onu yaralı konser olarak yazmıştı. Ondan sonra konser başladı. Bakıyoruz ki yok Levent abi, Levent Baki. Onlar işte Halil abi, işte Ercan Birol abi söylüyor şarkıları. İşte sonra fark ediyoruz arkamızda. Size de orada şimdi bak kaç sene sonra, 39 yıl sonra özür dilemek istiyorum. Belki de size, belki de hiç hoşunuza gitmedi. Belki de biraz sizi üzdük orada ama çünkü tezahürat yapmaya başladık. Ben hatırlıyor musunuz o anı? Tabii hatırlıyorum. Tabii canım hatırlanacak gibi değil. Hatırlanmayacak gibi değil ama çünkü. Ama ben de şimdi Levent bir de geliyor kulise giriyor. Oradan bunlar bağırıyor. Şimdi ben Levent'in boğazını sıkmak için böyle fırsat kolluyorum. Tamam mı? Adam yöbecilik yapmış. Yani şey olsa da şunu ağzını burnunu kırsam çünkü diyorum yani. Ben onu kasıtlı olarak yaptırdığını düşünüyorum. Tamam mı? Yani ha. Düşünüyorum ki bu işte adam tutmuş orada bağırtırtıyor. Halbuki alakası yok tabii yani. Şimdi parça bitiyor biz şey yapıyoruz yani alkışlıyoruz ama bu sefer de sırtımızı dönüp yüzümüzü Levent Baki'ye dönüp Levent sahneye böyle 10-15 kişiyiz böyle. Levent sahneye. Avcılar metalciler. Burada da şey sessizlik sahnede sessizlik. Ondan dan diye giriyorlar tamam mı? Giriyorlar parçaya bir sonraki parçaya giriyorlar. Parça bitiyor alkışlıyoruz tekrar sırtımızı dönüyoruz. Levent sahneye. O zamanki solist kim? Solist yok. Hayır yok. Halil abi söylüyor. Ercan abi söylüyor. Okay. Yani orada büyük bir ihtimalle bayağı bir canınızı sıkmışızdır. Yani onun için şimdi o geçmişteki o olay yüzünde özür diliyorum yani. Kusura bakma ama gençlik işte. Yani şey istiyorduk yani olay istiyorduk. Hayır, o olayın gerçekleşmesini. Hani gençlik de yani ya da basın ilişkileri iyi olan bir grupsunuz. O manifestonuz çok iyi. Levent Baki ile olan sorununuzu
grup açıklamasıyla bir yerde yayınlasaydınız. Yayınladık sonradan ama konserden sonra. Çünkü haftada bir çıkıyor dergiler. Bir iki gün kala oluyor karar, tamam mı? İki gün kala konsere kalıyor. Söylediğimiz halde yetişmesi mümkün değil yani. Çünkü salıdan salıya mı çıkıyordu neydi gong? Ötekisi de bir gün önce mi bir gün sonra mı ne çıkıyordu heyde? Seyirciye şeyden söyleseydiniz hocam. O anda söyledik. Söylediler. Bak Deniz abi niye yazıyor burada? Diyor ki ve yaşlı gözlerle yapılan savunma. İşte burada Levent abi çıkmış. Daha doğrusu çıkmış değil biz aldık. Gittik aldık sırtımıza. Sırtımızda götürdük sahneye bıraktık. Çünkü herhangi bir açıklama geldi ama şöyle böyle bir açıklama ve Deniz abi yazıyor. Ve yaşlı gözlerle yapılan savunma. Seyirciye, burada çok ağır konuşmuş birazcık sizin için. Seyirciye saygısızlığın en büyük örneğini Levent Baki'nin sahneye neden çıkmadığını açıklamamakla yaptı Exotic Band. Ancak genç müzikseverler Levent Baki'yi sahneye çıkartıyor ve o yaşlı gözlerle sudan bir açıklama yapıyordu. Halbuki biliyor kendisi. Bu arada Levent Baki Exotic Band We Need You yazılı tişörtlü gençler de dikkati çekiyordu. Aslında adamı belki de rencide etmemek için açıklama yapmıyorsunuz. Çünkü ne diyeceksiniz? Kötü söylüyor diyemezlerdi. Yani diyemedi. Müzikal farklılıktan dolayı zaten bir sıkıntı. İşte belki o söylüyor. Orada çıktı, kendisi konuştu Levent Baki. Evet. Mikrofona çıktı. Ya işte çalışamadık da prova yapamadık, yetişmedi falan bir şey, öyle bir şeyler dedi. İşte onu diyor zaten. Beyaz yani şeyden yani. Havadan sudan açıklama sudan bir açıklama yapıyordu ve bu tabii kimseyi tahmin etmedi. Ama şey çok duygusal bir andı benim için şahsen. O şeyi yaptıktan sonra, açıklamayı yaptıktan sonra sahneden indi. Bizleri böyle sarmaladı ve şey diyor, ne dedi o, we need you, ha dedi böyle. Böyle ağlamaklı bir sesle yani. Aldı bizi böyle koltukların altına, çıktık Fitaş'ın önüne, bu fotoğrafı çektirdik işte. Zaten arkada konserde, sizin konser afişleriniz önünde. Ondan sonra duygusal anlardı. Sonra da zaten olay kapandı. Ondan sonrasını alalım. Ondan sonra şimdi devam edeceğiz tabii biz konserlere. Şeyler de, Ağar abiler de diyor yapalım diyor. Biz de diyoruz ki abi iyi para geldi ama değil mi sonraki konserden? Geldi diye ama diye, ancak diye işte diye zarar. Ancak kurtardı. Ondan sonra ya iki matres suare ağzına kadar doldu orası. Tamam mı? Ve bilet fiyatlarını da artırdılar. Biz mesela bizim oradaki bilet fiyatı görüyorsun. Kaç para? Cüzi bir fiyattı yani. O 30 lira 3 katına falan öyle, o 50 lira 30 lira öyle bir şeydi. Bilette fiyat var mıydı? Vardır. 200 liraymış. Evet. Ama o şey VIP en ön sırası. He. O zaman var mıydı öyle bir VIP? Önden 10 sıra öyleydi. Daha çok davetiyeli zaten. Onlar parayla pek satılmadı o ön şeyler. Ondan sonra 5 Eylül konseri geçti gitti. Geçti. Şimdi solist lazım gene. Ondan sonra şimdi ne yapacağız? Ya ikisi devam edecek. Şimdi tartışıyoruz. Ya diyoruz ikiniz devam edeceksiniz. Ya da diyoruz birini bulacağız. Halil abi ve Ercan abi bu halden. Şimdi Halil de, Ercan dedi ki ben söylerim aga dedi. Benim için problem yok dedi. Yani yeter ki lanet gelmesin. Yeter ki. Ondan sonra ben dedi söylüyorum. Halil de o kadar, Ercan daha iyi şarkıcıdır yani. Daha iyi söyler. Halil söylüyor ama idareten. Yani o kadar iyi değildir yani Halil'in şeyi, vokal performansı. Halil de güvenemiyor tabii kendine. Ya diyor solist olsa daha iyi diyor. Gelsin gelmesin derken ya tamam gelsin dedik de kim gelecek? Adam yok. Ondan sonra Halil tuttu. Ya dedi Sabahattin'i getirelim dedi. Tamam mı? Ondan sonra ya dedik olur mu ya dedik. Adam kendi grubu var bilmem nesi var. Taşdelen olan. He, Sabahattin. Ona da buradan bir selam çakalım. Ondan sonra yok gelir dedi, o dedi şey yapmaz dedi öyle. Ondan sonra yeter ki internetini getirmesin falan diye oldu. Ercan kızdı. Delirin. Ya dedi gene gelip de dedi öyle dedi. Şey yaparsa dedi. Ondan sonra ne yaparız falan. Ya yok falan filan. Ondan sonra şimdi oylama yapıldı. Nejat, ben, Halil,
kabul ettik. Ondan sonra Ercan dedi ben istemiyorum dedi. Davulcu zaten gelsin dedi. O zaman davulcu da Sefa askere gitti. İkinci de yok gitmeden son konser bu. Gitmek üzere ama. Ondan sonra o da dedi ben çekimserim. Ya Halil ne diyorsa o olsun dedi. Tamam mı? Öyle bire karşı 5 oyla 4 oyla pardon şey oldu. Sabahattin'in gelmesi kabul olundu. Nasıldı peki ilk çalışmalarınız? Sabahattin de iyi ya. Sabahattin müzisyen adam. Yani müzisyen adam. Adam bilir yani şarkı söylemeyi bilir, nüans bilir, senkop nedir bilir. Yani bilir yani. Sesi de güçlü ama. Sesi şöyle onun naif bir sesi var. Yani ona uygun bir şey yaptığın zaman çok iyi netice veriyor. Ama ona uygun yapacaksın parçaları.